Akıllıca biz eskiden şeyleri bildik. Yani çocukluğumuzda aslında bu çok modaydı bunlar. İnsanlar giderlerdi. Şimdi belki biraz daha unutuldu. Daha mı az gidiliyor bilmiyorum ama belki de biz duymuyoruz. Ilıcalar Bayağı vardı, gidiliyor. kaplıcalar vardı, işte içmeler vardı. Böyle yani suyun kullanıldığı çok tedavi yöntemi vardı. Kaplıca, ılıca nedir farkları bunların? Aslında çok haklısınız. Anadolu'muz bir kaplıca ve sıcak su cenneti. Bizim de kültürümüzde ve geleneğimizde çok tarihsel olarak bu var. Baktığınızda bir 100 yıl, 200 yıl öncesinde de insanların bir kaplıca bölgelerine, beldelerine, köylerine gittiklerini, kaldıklarını hepiniz bilirsiniz. Hepiniz de kaldınız değil mi? Oralarda gittiniz. Şimdi neden bu kadar sanki değilmiş gibi? Biraz galiba yaşam hızlandı. İnsanların zamanları, işte çocuklar bakılıyor, torunlar bakılıyor. Biraz zamanlar kısaldı ama belki 3-4 haftalık kürler zamanımız kalmasa da artık birkaç haftalık kürler anlamında gene çok yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Yani şu anda kaplıca bölgeleri ve iyi olan tesisler hala yıl boyu ciddi anlamda bir rağbet görüyor. Bu son dönemde biraz yeniden canlandı tedavi anlamında. Peki hocam, bütün bu rağbet görüyor da insanlar kimi zaman, çoğu zaman diyelim hadi, faydalanıyor. Kimi zaman da bazı şeyler kulağımıza geliyor. Bir kere kaplıca nedir? Yani bunun Evet. içindeki su nereden gelir? Bu minerallerin nedir özellikleri, faydaları? Evet, onu hemen izah edeyim. Arthur Lütfen. Bey'in bir sorusu vardı. Çok önemli. Ilıca, Kaplıca. girme, kaplıca, çermik. Bu kültüre göre farklı isimlendirmeler var ama bizde sıcak su kaynaklarının olduğu yerlere biz ılıca diye söylüyoruz. Kaplıca eski Türkçe ile bu yeni Türkçenin birleşimi kapalı ılıca anlamına gelen bir şemsiye tabir. Yani bu kaplıca suyla yapılan tedaviler, çamur, masaj, iklim terapilerinin yapıldığı yerlere kaplıca uygulamaları adını veriliyor. Şimdi kaplıca suyu farklı bir su. Evde de sıcak suyla duş alıyorsunuz, ona sıcak suyla banyo yapmış olursunuz. Ama kaplıca suyu deyince bazı özellikleri vardır. Bu sular yerin altında derinliklerinde biriken, orada çeşitli kayaçlardan geçerken mineralleri, gazları eriyip içine olarak içine alan ve daha sonra yeryüzüne doğal olarak çıkan ve doğal olarak çıktığı yerde kaynağında yapılan uygulamalardır. Yani kaplıca sularını bir yerden bir başka yere taşıdığınızda, beklettiğinizde, ısıttığınızda, soğuttuğunuzda bazı özellikler içinde kaybolur. Sadece tuzlar yoktur içinde. Bazen gaz vardır, bazen radyasyon vardır. Değişik özellikleri olan yurdumuzun her bir köşesinde değişik özellikte sular vardır. Mesela bizde Afyon'daki sularımız pek çoğu kendi kaynağında olan sulardır. Yani bahçesinde kuyu vardır, su çekilir. Biraz böyle fiziksel bir filtrasyon yapılır. Üstündeki kiri, pası, işe yaramayan tozları alınır. Bizim kaplıca suyumuz deniz yeşili gibidir. Eğer girerseniz içine, çıktığınızda cildiniz ışıl ışıl parlar. Onu görür ve hissedersiniz.